Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam Matematiğin Sekansı kanalına hoş geldiniz hepiniz. Ben Muhammed hocanız. Bugün bu videoda üstlü ifadelerin konu anlatımına başlayacağız. Konu anlatımında neler yapacağız? Alt başlıklarımız var. Bu ilk videoda büyük ihtimalle 3 tane alt başlığı yapıp sonrasında da sizi salacağım. Çok da sizi bekletmek istemiyorum. Zamanınızı çok almak istemiyorum. Güzel bir şekilde başlayalım. Sonrasında da halledeceğiz. Dert etmeyin. Konuları yetiştireceğiz. Önceden bitireceğiz. Sonrasında denemelerimize başlayacağız. Patır kütür devam edeceğiz hocam. Dert etme. Sen bana bırak. Gerisini halledeceğiz. Hadi bakalım. Benle birlikte devam et. Hocam üstlü ifadeler. İlk başta üstlü ifadelerde temel kurallarla başlıyoruz. Hocam temel kurallar ne? İşte temel kurallar var. 5-6 tane maddemiz var. Onları size vereceğiz. Sonrasında da a üzeri eksenli bir ifademiz var. Onun ne anlama geldiğini söyleyeceğiz. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Önden söylemiyorum. İşledikçe size aktaracağım. Bize ne diyor? Üstlü ifadeler aynı sayının tekrarlı çarpımını daha kolay göstermemiz için kullanılan bir yöntemdir. Mesela hocam 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, işte buradan 50 tane var. Sen şimdi bunu nasıl göstereceksin çarpım şeklinde? İşte diyor ki sana, sen bu 2'yi 50 defa çarpma. Nasıl göster bunu? 2 üssü 50 diye göster diyor. Tamam mı? 2'den bak 2'den 50 tane yazdığımın göstergesidir bu. Hadi gel bak, şurada kurallarımız var. Kurallarımıza bakalım. Diyor ki sıfırıncı kuvvet her zaman 1'e eşittir. Ya senin tabanın ne olursa olsun, a üzeri 0 dediğin ifade her zaman neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Ama bak dikkat et diyor. Önünde eksi varsa o sıfırı bağlamaz. Tamam bak, 5 üzeri 0 1'dir. Ama önünde eksi varsa dikkat et diyor. Bak parantezin içerisinde olsa yine 0 yapardı. Mesela eksi 5 üstü 0. Ne oldu hocam? Bu da 0'dır. Ama pardon. Bu da eksi 5 üstü 0 dediğimiz ifade 1 olurdu. Ama bu şekilde gösterirsek ne? Yine eksi 1'dir değil mi? Kafamız karışmasın. Hatta tezgaha düştük. Size de anlık bir şekilde göstermiş olduk. Çok da güzel bir hata oldu. Hepimiz açısından anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Bunu ileride daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdiden kafanıza bunu yerleştirin. Önden ufak bir vermiş olduk. Devam edelim. B üssü 1 yani birinci kuvvet sayının kendisine eşittir. Tabana ne yazarsan yaz, birinci kuvveti kendisine eşit oluyor. Sonrasında geldik. İkinci kuvvet özel olarak karesi şeklinde ifade edilir. Örneğin 3'ün karesi. Küpü, bak küp. Küp neydi hocam? 3. kuvvetti. Yani 3. kuvvet özel olarak küpü şeklinde ifade edilir değil mi? 4'ün küpü, 3'ün küpü, 5'in küpü. Bu şekilde ifade ediyoruz. Umarım bu 4 tane madde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Evet. Şimdi az önce dedim ya, 5 üzeri 0, eksi 5 üzeri 0 neydi falan filan. İşte bak, bunu anlamanın bir yöntemi var. Bize ne diyor? Taban pozitif mi, negatif mi? Tamam mı? Sonrasında bir adım sonra parantez var mı, yok mu? Bir adım sonra kuvvet çift mi, tek mi diye inceleyeceğiz. Bu sıralamayla inceleyeceğiz. Sıralama tabii ki sizin rahatınıza ve keyfinize göre değişebilir. Ama ilk başta bu şekilde incele. Sonrasında hocam ben bu şekilde anlayamıyorum, benim dediğim yöntem ya da benim kendi oluşturduğum yöntem daha iyi, ona göre ben karar vereceğim. Tamam, sen onunla devam et. Sıkıntı yok. Hadi gel. Şimdi bak mesela taban pozitif ise, tabanın pozitif olduğu durumda defteri kaleme açın. Deftere kaleme bunları teker teker yaz hocam, yaz. Ne acelem var ki ya, teker teker yaz. Taban pozitif olduğu durum, taban negatif olduğu durum, işte pozitif de bunlar olur, negatif de bunlar olur. Bu şekilde ilerle. Bak taban pozitifse gördün mü? Parantez yok, kuvvetim ne? Pozitif, sıkıntı yok. O zaman neymiş? Pozitifmiş. E tabanın pozitif hocam, isterse eksi olsun, isterse pozitif olsun. Senin kuvvetin çiftse kesinlikle sonucun pozitiftir. Bak parantezin, kuvvetin bir önemi yok. Tabanın pozitifse her zaman ne oluyormuş? Kesinlikle pozitif oluyormuş. Kuvvetin eksi olması bak bize alakadar etmiyor. Kesinlikle neymiş hocam? Pozitifmiş. Bazılarınız şöyle yapıyor, görüyorum. 3 üzeri hocam eksi 2. Hocam eksi 2 olduğu için burası eksi 9 oldu. Böyle bir şey yok. Az sonra anlatacağım. Bu şekilde bir kullanım yapmıyoruz. Tamam mı? Devam edelim. Devam edelim. Şimdi önemli kısma geldim. Zurnanın zırt dediği yer hocam. Taban negatif ise. Şimdi parantezim var.
ya da yok, buna göre inceleyeceğiz. Tabanım negatif, parantezim yok, kuvvet önemsizdir, sonuç kesinlikle negatif. Bak, parantezim yok, o zaman kuvvetin hiçbir önemi yok, kesinlikle negatif oluyor. Mesela eksi 5 üzeri 0, tamam mı? Kesinlikle oldu. Eksi 5 üzeri 2, kesinlikle negatif oldu. Yani senin tabanın negatif ise ve parantezde yok ise kesinlikle negatif. Bak, bunları örneklerle birlikte yazın. Bu basit, eyvallah. Tamam. Tamam, pozitif hocam, her türlü pozitif, sıkıntı yok. Ama buraya geldin. Tabanın negatif, parantezin yok. O zaman sonucun negatif. Var ise ne yapıyorsun? Kuvvete bakıyorsun işte. Bak, o sıralamaya uyduk. Kuvvete bakıyorum. Çiftse hocam pozitifti. Tekse negatifti zaten. Bunu zaten ilk başta 7. sınıfta da sen öğrendin. Tamam mı? Olayımız bu. Bak, ileriye geçmemiz için, konuları ilerletebilmemiz için şu altyapıyı çok iyi oturtturmamız lazım. Tamam mı? En önemlisi bu. Bu altyapıyı oturtturduğumuz zaman kesinlikle ileriki konularda daha az derdin olacak. Tamam mı? Hadi gel devam edelim. Şöyle bir güzel bir pratik yapalım. Hocam bakıyorum, tabanın pozitif. Ne yapıyorduk? Taban pozitif olduğu zaman kesinlikle senin işaretin pozitif. Bir kere bunu işaretledin. Tamam mı? 3 üstü 4. 3 üstü 4 dediğim ifade neydi hocam? 243'tü. Zaten pozitif dedik. 243 dedik. Yapıştırdık. Ya hocam görüyorum, bak, tabanım pozitif ama önünde eksi var. Yani parantez yok. Anlaşıldı mı? Burası 1 oldu. Eyvallah. Kesinlikle 1 ama önünde eksi var. O zaman eksi yapar hocam. Buraya eksi 1 dedim. Tamam mı? Bak, dikkat et. Geldim buraya. Hocam 3 üstü 4 ile 3 üstü 4 aynı ama bak, önünde eksi var. Demek ki işaretim negatif. Eksi 243 lazım. Tamam mı? Şununla şunun ayrımını iyi yapın. 3 üstü 4'ü buldun. Önünde eksi varsa eksiyle, yoksa hiçbir şey, yapıştır. Geldin 2 üstü eksi 3'e. Tabii ki a üzeri eksenini göstermedim. O yüzden bunu yapmıyorum. Gösterdikten sonra yapacağım. Şu şekilde şunları göstermediklerimi şu anlık yapmıyorum. 2 üstü 5'e geldim. Hocam 2 üstü 5 32. Hocam artı eksi var mı? Artı eksi var mı arkadaşlar? Yok. Parantezin, kuvvetin bir önemi yok zaten taban pozitif olunca. Kesinlikle pozitif. İşlemlerimi yaptığımda zaman da cevabımı buluyorum. Eksi 4 üstü 0. Ne öğretmiştim? Kuvvet 0 olduğu durumda ne yapıyorduk hocam? Kesinlikle cevaba 1 diyorduk. Yani o da pozitife denk geliyor. Devam ediyorum. Bak, bu eksi 2 üstü 4 neyle aynı? Eksi 3 üstü 4 ile aynı. O zaman onun gibi inceleyelim. Şimdi eksi 2 üstü 4. Bu eksi 2 üstü 4 ifadesi. Nasıl yapacağız hocam? Eksi 2 üstü 4'ü. Tabii ki de üstteki yöntemle aynı. 2 üstü 4 dediğim 16. Hocam önünde de eksi var. Eksi 16'yı yapıştırdım. Negatif edime yapıştırdım. Bak, bunu 7. sınıfta öğrenmiştik değil mi? Benim tabanım parantez içerisinde negatif olduğu durumda. Bak, parantez içerisinde bastıra bastıra söylüyorum. Negatif olduğu durumda kuvvetim çiftse pozitif bir sayı, kuvvetim tekse negatif bir sayı diye bastıra bastıra söyledik. Hocam o zaman pozitif işaretledim. Eksi 3 üstü 4. Yani bu ne demek aslında? Hadi açarak yapalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Bak, burası 9. Bak, burası 9 oldu. Çarptığım zamanda da ne oldu hocam? 81 oldu. Aa, o zaman bir süre 243 yazmıştık. Bir anda atladık. 3 üstü 5'miş bu. Bunlar eksi 81. Bunlar da 81'miş. Hemen düzeltelim. Direkt hızlı patır kütür yapınca o şekilde oluyor. Geldik. Eksi 6 üstü 5 hocam. Eksi 6 parantez içerisinde. Kuvvete baktım. Kuvvet ne? Tek. O zaman ne yapıyorum hocam? Tek olduğu durumda ne yapıyordum? Az önce söyledim. Dur dur bir düşün. Ben söylüyorum hocam. Kuvvetin tek olduğu durumda, parantez içerisinde de eksi olduğu durumda kesinlikle negatif hocam. Yani bunun cevabı eksi 6 üstü 5. 6 üstü 5'i bir daha bulmaya uğraşmayacağım. Yani bu negatif olduğunu biliyorum ve sonucumun da eksi 6 üstü 5 olduğunu biliyorum. 3 üzeri 0'a baktım. Hocam bu direkt 1 zaten, yani pozitiftir artık. Bunu hızlı bir şekilde yapıştırdık. Heh, bak, şu durum. Şu durum bizim için çok önemli. Parantezin burada bir anlamı var mı arkadaşım? Yani şu, bak, eksi 2 üstü 4 ile şunun bir farkı var mı ya? Sadece parantezle kapatmış dışını. Yani o parantez hiçbir şeyi etkilemiyor. Ha, şu şekilde bir ifade olsaydı, ki bunu daha görmedik, göreceğiz. Bu şekilde bir ifade olduğu zaman etkiler. Yani sen dışına parantez koydun koymadın bir anlamı var mı? Aynı şunun gibi bak, 2 artı 2'ye bir parantez yazdım, bir de parantezsiz yazdım. Bir şey değişti mi? Hayır, bir şey değişmedi. O yüzden yani sen bu ifadeyi direkt
Eksi 2 üstü 4'ün sonucu gibi düşünebilirsin. Sonucum negatif ve eksi 16. Anlaşıldı mı? Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi neye geçtik? A üzeri eksenin, bak A üzeri eksenin nasıl bir ifadeye karşılık olduğunu öğreneceğiz hocam. Geldik. Bak. Kuvvetim negatif, tamam mı? Kuvvetimin negatif olduğu durumda nasıl pozitife çeviririm? Tamam mı? Benim hocam kuvvetim negatif. Örneğin 2 üzeri eksi 3 olsun, tamam mı? Bu 2 üzeri eksi 3 ifadesinde tabanım ne hocam? 2. Ben sana diyorum ki bak pratik yöntem. Kafaya bunu oturtur. 2 bölü 1 demek değil mi hocam bu? Bu 2 bölü 1 ifadesini diyorum ki tepe taklak et. Tamam mı? Tepe taklak et böyle. Ters çevir hocam. Payla paydanın yerini değiştir yani. 2 bölü 1 dediğinde 1 bölü 2 olsun. E hocam kuvvetin neydi? Negatifti. Kuvveti de pozitif yap diyorum. Tamam. İşte arkadaşlar bak kuvveti negatiften pozitife çevirmek bu kadar basit. Gizli birimi yazdım. Payla paydanın yerini değiştirdim. Kuvvetimi pozitif yaptım. Payla paydanın yerini değiştir. Kuvveti pozitif yap. Payla paydanın yerini değiştir. Kuvveti pozitif yap. E ne oldu hocam son durumda? Bak burada ileride daha detaylı öğreteceğim bölmede ama sadece şunu bil. Bu 3 dediğim kuvvet olarak 1'e ve 2'ye dağılır. Yani 1 üstü 3 bölü 2 üstü 3 olur. Buradan da 1 üstü 3 taban 1 ise kuvvetimin bir önemi yok. Her türlü 1 olacak. 1 yazdım buraya. 1 bölü 2 üstü 3 oldu. Tamam mı sonucum? Bak burada da ne yapmış? Hadi inceleyelim beraber. Demiş ki senin bir tane 3 üzeri eksi kim var? E hocam gizli payda 1 ekle demiş. Ondan sonra da bunu ters çevir. Bunun da işaretini pozitif yap demiş. Bu daha detaylı anlatımıdır. Burada biraz üstün körü geçmiş. Tam mantığını anlatıyorum, tamam mı ben size? Burada demiş ki gizli payda ekle. Payla paydanın yerini değiştir. İşareti pozitif yap demiş. A üssü eksi B'li bir ifade için. Anlaşılmayan bir yer var mı hocam? Yok. O zaman geçtik şu yukarıdaki alıştırmada boş bıraktığımız yerlere. Bak geldim. Hemen yapıyorum ya. 2 üstü eksi 3 dediğim ifade ne hocam? 1 bölü 2 üstü artı 3 değil mi? E hocam pozitif bir durum mu bu? Evet pozitif bir durum hocam. 1 bölü 2 üstü 3 dediğimde 1 bölü 8 mi? Evet hocam 1 bölü 8. Yani senin tabanın pozitif olduğu durumda negatif olma durumu yok arkadaşlar. Geldim buraya bak. Burası pozitif değil mi? Tabanın pozitif olduğu için kesinlikle pozitif. Önünde eksi var. Eksi. Aslında bu uygulamada negatif mi pozitif mi olduğunu istiyor ama biz detaylı bir şekilde de yazdık. Geçiyorum. Eksi 3 üstü eksi 4. Hocam parantezin içerisinde eksili bir ifade var. Ne yapacaktım? Kuvvetime bakacaktım. Tek mi çift mi? E hocam çift değil mi 4? Evet çift. O zaman pozitif diyorum, tamam mı? Geldim buraya. Hocam bak burası tabanım pozitif. Kuvvetim bilmem neyim ne olursa olsun. Kesinlikle durumum pozitif. Bunu kabullen artık. Hata yapma. Yani burası pozitifse önünde de eksi varsa eksiyle artının çarpımı eksi. O yüzden eksiyi işaretledim. Geldim buraya. Hocam tabanım pozitif, kuvvetim, parantezim bilmem neyim ne olursa olsun. Kesinlikle pozitif. O yüzden bunu da işaretlemiş oldum. Bu alıştırmayı da bitirdik. Hadi şu A üzeri eksenli ifadenin daha detaylı nasıl olduğunu öğrenelim hocam. 2 üzeri eksi 3 diyor. Bak ilk uygulamadan başladık. İstersen sen burada durdur. Şu ifadelerin bir çözümlemesini yap. Tamam mı? Bu şekilde daha sana katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani 2 üzeri eksi 3'e bak, 3 üzeri eksi 2'ye bak, durdur, yap. Sonrasında ben yapayım zaten. Ben buradayım. Dert etme yani. Geldik. 2 üzeri eksi 3. Hocam ne yapıyordum? Ben sana şurada buralara çok takılmadan yazacağım. Dikkat edin. 2 üzeri eksi 3 dediğim ifadeye bak. 2 bölü 1 yapıyorduk hocam. Doğru mu? Hatta oradaki gibi yapıyorum. 2 üzeri eksi 3 bölü 1. Ters çevirdim hocam. 1 bölü 2 üzeri eksi 3. En sonunda ne yapıyordum? İşaretimi pozitif yapıyordum. Yani 1 bölü 2 üstü artı 3 oldu. Yani bu da dediğim ifade 1 bölü 8 oldu. Var mı bir sıkıntı? Gayet basit. Payla paydanın yerini değiştir. Kuvvetin işaretini pozitif yap. Bak 3 bölü 1 kuvvetimde eksi 2. Ters çevirdim. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Hocam ne yapıyordum? Kuvvetin işaretini pozitif yapıyordum. Yapayım hocam. 1 bölü 3 üzeri artı 2. Bu da 1 bölü 9'a eşit olur. Bak burada parantez yok ise şurayı ayrı yap, tamam mı ilk başta? İlk başta 3 üzeri eksi 4 yap. Sonrasında eksiyle çarp.
Şimdi 3 üzeri eksi 4 dediğim ifade 1 bölü 3 üzeri eksi 4. Buradan da 1 bölü 3 üzeri artı 4 değil mi hocam? Ne yaptım? Buraya 1 yazdım paydaya. Sonrasında payla paydanın yerini değiştirdim. Kuvvetimi pozitif yaptım. Yine bildiğim şeyi yaptım. En sonunda eksi getir. Ne oldun? İfadeni ne buldun? 1 bölü 81. Önüne eksi koy. Eksi 1 bölü 81 olarak buldun. Geldim 4 üzeri eksi 4'e. Hocam yine aynı şeyi yapıyorum. 4 üzeri eksi 4 bölü 1. Terse çevirdim. 1 bölü 4 üzeri eksi 4. Hocam işareti de hemen artık uğraşma, bir adım daha yazma. Direkt 1 bölü 4 üzeri artı 4 olarak yaz dediğini duyar gibiyim. O yüzden senin dediğin gibi yapacağım bir sonraki soruda. Bak eksiden bağımsız bir şekilde şu ifadeyi bir yap. 2 üzeri eksi 3. 1 bölü 2 üzeri eksi 3 değil mi hocam bu? Hocam ay atlamadın ama bak detaylı öğrenmeni istiyorum işte. 1 bölü 2 üzeri eksi 3. Paydada 1 vardı. Terse çevirdim. 1 bölü 2 üzeri eksi 3 yazdım. Sonrasında kuvvetimi de ne yapacağım hocam? Pozitif yapacağım. Onu da yazdım. 1 bölü 8'i de buradan buldum. Bitti mi? Bitmedi. Önümüzde de bir tane eksi vardı. Eksiyi de yapıştırdım. Eksi 1 bölü 8 olarak buldum. Hocam eksi 2 üstü eksi 3'e geldik. Eksi 2 üstü eksi 3 hocam parantez içerisinde negatif bir sayı var, ben bunu yapamam sakın. Aynı şeyi yapıyoruz bak, farklılık yok. Hocam paydaya birimi yazdım, tamam mı? Sonrasında ters çevirdim. Ters çevirince ne oluyordu? Kuvvetim de pozitif oluyordu. Hemen pozitifi de yazdım. Hocam bu ifadede tabanım eksili ve parantezli ama kuvvete bakıyorum tek bir sayı. Ne yapacağım? Negatif olarak yazacağım değil mi? Eksiyi koydum başına. Eksi dedim. 1 bölü 8 dedim hocam. Cevabımı buldum. 8'i nasıl buldum? 2 üstü 3'ten. Tamam. Devam ediyoruz aşağıdaki uygulamalardan. Bak hepsini yapalım ki tamamen otursun. Çünkü bu ifade çok önemli. Bir sürü işlemler göreceğiz. Temeli bu. Tamam mı? Temeli bu olduğu için size yavaş yavaş böyle işlemek istiyorum yani. Geldik. Eksi 5 üstü eksi 2. Hocam 5 üstü eksi 2 dediğin ifadeyi ilk başta ayrı yap. Sonrasında eksiyi yerleştir, tamam mı? 5 üstü eksi 2 dediğin ifade neye eşit? 1 bölü 5 üstü artı 2'ye. Buradan da 1 bölü 25 geldi. En son olarak da eksiyi yerleştirdim. Eksi 1 bölü 25 sonucunu buldum. Hocam tabanım 1. Kuvvetim ne olursa olsun hiçbir şey değiştirmez bana. Kesinlikle sonucum 1'dir diyorum ve 1'e yapıştırdım. Geldim bak dikkatli. Tane tane yapıyoruz ya. Eksi 4 üstü eksi 1. Bu ifade hocam tabanında yani paydasında 1 var. Terse çevirdim. Kuvvetimi pozitif yaptım. 1 bölü eksi 4 üstü artı 1 değil midir? Evet hocam. Eksi 4'ün birinci kuvveti yine eksi 4'tür. Buradan da eksi 1 bölü 4'ü bulursun. Kafan rahat bir şekilde uyursun. A üzeri ekseni hallettin hocam bak. Burada biz 9 tane örnek yaptık. Artık böyle beynine işlediğimi düşünüyorum. Testleri çözdükçe de bunları hatırlayacağını düşünüyorum. 10 numara 5 yıldız hallettik hocam. Hadi gel. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Önünde pozitif bir tam sayı olursa ne yapacağız? Onu da öğrenelim değil mi? Her şey var bak bu kanalda, her şey var. Geldik 2 çarpı 2 üzeri eksi 4. Hocam 2 üzeri eksi 4 dediğimiz ifade 1 bölü 2 üstü artı 4 değil miydi? Bir de çarpı 2'miz varmış. O zaman ne oldu? 2 bölü 2 üstü 4 dediğim ifade ne? 16. 2 bölü 16 1 bölü 8. Ha, burada bir sadeleşme var. Acaba ileride böyle bir şeyler olabilir mi diye bir düşün isterim. Bu 1 bölü 8 dediğin ifade de 2 üzeri eksi 3'e eşittir. Hemen yazdım. Oradan bir ilişki düşün bakayım. 2 ile 2 üzeri eksi 4'ü çarptım. Yine tabanı 2 ile bir şeyler geldi. Demek ki çarpma işleminde böyle sıkıntılı bir şeyler var. Ya da güzel bir şeyler var. Onu bir düşün istersen. Tamam. Aklınızı karıştırmadan devam ediyorum hocam. 5 çarpı 3 üzeri eksi 4. Bak 5'i buraya yazdım. Çarpı 3 üzeri eksi 4 dediğimi nasıl yazıyordum? 1 bölü 3 üssü artı 4 olarak yazıyordum. Yani buradan 5 bölü 81 geldi. Cebine koy geç. Geldim hocam bak. 7 çarpı 3 üzeri eksi 2. 7 çarpı 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 3 üssü artı 2. Yani burası 7 bölü 9 oldu. Üstüm 7 bölü 9'muş. Tabanıma geldim yani paydaya geldim. 7 üzeri eksi 1 dediğim ifade hocam 1 bölü 7 üstü artı 1. Buradan da 1 bölü 7 geldi. Nasıl yapıyorduk rasyonel sayılarda bölme işlemini? 7 bölü 9 paydamı ters çevirip çarpıyordum. Yani çarpı 7 bölü 1'den 49 bölü 9 geldi hocam. Cebinde dursun. 49 bölü 9 dediğim ifade de 7 üstü 2 bölü 3 üstü 2 mi? Bu da cebinde dursun hocam.
Aklında kalsın. İleride bunlarla alakalı güzel şeyler gelecek. Onlara ben ilk başta zemin hazırlıyorum, tamam mı? Seni bunlara alıştıra alıştıra en sonunda bakmışsın. Üst ifadeler bitmiş ya. Sıkıntı yok diyeceksin, tamam mı? Geldik 3 çarpı 5 üzeri eksi 2. Hocam 5 üzeri eksi 2 dediğim ifade 1 bölü 5 üssü artı 2. Buradan da 1 bölü 25 geldi. Hocam çarpı 3 varmış. Ha, 3 bölü 25. Bu neye eşit hocam? Az biraz uyanık ol ya. Paydayı hemen 4 ile genişlet. Buradan da 12 bölü 100'ü bul. Hocam ben bunu ondalık gösteriminde yaparım. 0,12 derim. 12'de 100. Doğru muyum? İşte %12. 12 bölü 100. Tamam. Güzel. 6 üzeri eksi 2 dediğim ifade neydi hocam? 1 bölü 6 üssü artı 2 idi. Doğru mu? Yani bu da 1 bölü 36 idi. Bir tane de 3 ile çarpıyormuşum. Çarpı 3. Buradan 3 ile 36 sadeleşti. 1 bölü 12 olarak buldun. En sade halini istiyor. Bak sadece anlamlı durumlara getiriniz diyor. Biz sonrasında daha detaylı çözümlemesinde yapıyoruz. Güzel oldu ama. Ya fark ettiniz mi? Eksili bir ifade aslında terse dönüyor ve kuvveti pozitif oluyor. Yapalım mı burada? Pratik bir şekilde yazayım mı? 2 çarpı bak 4 üzeri eksi 3 yukarı geldi. 4 üstü artı 3. 8 üzeri eksi 2 de aşağı indi. 8 üzeri artı 2. Sadece işaretleri değişti, aşağıya indi, yukarı çıktı, tamam mı? Yani neredeyse diğer tarafa geçti. Paydaysa paydaya, paysa paydaya geçti, tamam mı? Tam tersi oldu yani. Güzel. 5 üzeri eksi 3 dediğim ifade nereye geçti hocam paydan? Paydaya geçti. İşaretini pozitif yaptı. 5 üssü artı 3. Bak 4 burada sabit. 4 yer değiştirmiyor. Çarpı 4 yaptım. Yukarıda ne kaldı? 1 kaldı. Aslında senden bunu istiyor bu alıştırmada. Ben çok ezber olduğu için şu şekilde göstermeyi daha mantıklı buluyorum. Ama sen de istediğin gibi yapabilirsin tabii ki. Devam ediyorum. 2 üssü eksi 3 dediğim ne yapıyor? Paydan paydaya geçiyor. 2 üssü artı 3 olarak. Hocam 4 üzeri eksi 2 dediğim ifade ne oluyor? Paydadan paydaya çıkıyor. 4 üssü artı 2 olarak. Bundan sonrası sen devam ettirirsin. Bak bu da 16 bölü 8'den 2 oluyor yani. Tamam. Hocam 2 üzeri eksi 3 dediğim ifade paya çıkıyor. 2 üzeri artı 3 olarak. Bir de 8 çarpanı varmış. Yani burada da 8 çarpı 8'den 64 geliyor. Çok güzel ilerledik. Bakıyorum şöyle ne kadar bir zaman geçmiş. Yeteri kadar ilerlediğim zaman durduracağım. Bir sonraki videoda devam edersiniz. Çünkü yorulmanızı istemiyorum ama daha şu an erken. En azından bir yarım saat olsun. Yani şu konuyu da anlatalım. Sonraki konuya geçmeden bitireceğim. Yorulma. Benden de sıkılma, nefret etme. Tamam. Geldik şimdi. Bize ne diyor? İşareti bir kere tespit et. İşareti tespit etmeyi ne yaptık? Öğrendik. Diyor ki tabanda eksi varsa sil. İşareti bulduktan sonra eksiyle artıyla uğraşma diyor sana. Anlamsız durumları anlamlı yap. Yani kuvvetlerim negatifse pozitife çevir. Sonrasında diyor ki 5. sınıftaki gibi açılım yap. Değerini bul diyor. İşaretle değeri birleştir. Anlaşıldı mı? Bak sana diyor ki yani şöyle bir durumum var. Bak bir sürü durumu buraya koymuşuz. Tamam mı? 4 üzeri 3. Bak işaretim pozitif. Tamam mı? İşaretim negatif olsaydı bile buraya negatif yazacaktım. Sonra negatifle uğraşmadan direkt işlemimi yapıp sonrasında negatif yapıştıracaktım. Ama 4 üzeri 3 dediğim ifade 64'e eşit oldu. Bak ben size ne diyordum? Sadece şu işlemi yapın, sonrasında eksiği koyun. 3 üssü 4'ü yaptım. Sonrasında eksiği koydum. Eksi 81. Bak dikkat et. Parantez içerisinde değil mi hocam? Evet parantez içerisinde. Kuvvetim çift sayı değil mi? Evet çift sayı. O zaman pozitif oldu. Tek sayı olsaydı ne olurdu? Negatif olurdu. Dikkat et. İşaretin pozitif olduğunu öğrendim. O zaman eksiyle falan uğraşmıyorum. Direkt 2 üssü 4 yazıyorum. Sonrasında bak tak 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 ikileri çarptım 4 defa. 16'yı buldum. İşaretim de pozitif olduğu için artı 16 dedim. Geldim bir tane aşağıya. 2 üzeri eksi 3. Hocam bunu nasıl yapıyorduk? 2 bölü 1 üzeri eksi 3 yazdım. Buradan da ne yaptım? Terse çevirdim. Payla paydanın yerini değiştirdim. 1 bölü 2 üssü artı 3 oldu. Kuvvetim de pozitif oldu değil mi? Bak burada zaten göstermiş. Burada negatiflik bir durum var mı? Yok. Tabanın pozitif zaten. Ne demiştim? Taban pozitif olduğu durumda negatif olma gibi bir şansı yok. Tamam mı? Aklına kazı bunu. Taban pozitifse her şey pozitif. Taban pozitifse her şey pozitif. Tamam mı? Geldik buraya. Hocam bak, tabanın pozitifse her şey pozitif. Burası için geçerli değil mi? Önünde eksi var. Akıllı davran biraz, pratik ol ya. Senin burası pozitifse bir de eksin varsa eksiyle pozitif eksi oldu ya. Tamam mı? Eksiyle artıyı çarptın eksi oldu. Tamam. Eksiyi yazdın önüne.
E ileride ne var? 1 bölü 2 üssü 3. E o zaman bunun işlemini yap. Sonrasında eksiği yapıştır. Eksi 1 bölü 8'e bul. Tamam mı? Yani bak şu 5 tane maddeyi kafana yerleştir. Seni kumpasa düşürmek için bu 5 maddeyi sık sık soracaklar. Özellikle de şunu. Özellikle buna düşüyorsunuz yani. Buna düşmemek için bunun aklının köşesine yaz yaz. Böyle hani almıyorsa bir daha yap yani. Almıyorsa bir daha yap. Sürekli böyle aklında bir köşede bunlar dursun, tamam mı? Yani bu hocam niye olmuyor? Niye olmuyor? Bu şekilde bir bize cevap yöneltme. Alana kadar çalışacaksın. Alana kadar çalışacaksın. Tamam? Evet, devam ediyorum. Şimdi bunların artı mı eksi mi olduğunu, sonucun tam sayımı yoksa kesir mi olduklarını bulalım diyor. Artı eksiği belirleyeceğim. Tam sayımı kesir mi ona bakacağım. Hocam şimdi düşündüğün zaman kesirli ifade sadece nerede geliyor? Hocam kuvvetin negatif olduğunda tabii ki. Kuvvetin negatif olduğunda sen ne yapıyorsun? Dikkat et. 1 bölü 4 üzeri eksi 2'ye bakıyorum. 1 bölü 4 üstü artı 2 oluyor. Buradan da 1 bölü 16 geliyor. E hocam bak kesirli. Yani senin kuvvetin negatif olduğu durumda kesirli gelme ihtimali çok yüksek. Bak kesin demiyorum. Sebebi ne? Çünkü 1 üzeri eksi 3 de olabilir. E 1 üzeri eksi 3 taban 1 ise kuvvetin bir önemi yok. Kesinlikle 1 değil miydi? E tam sayım geldi, kesir mi geldi? E tabii ki de tam sayı geldi. Anlaşıldı mı? Bak çok önemli. Dikkat et. Artı mı eksi olduğunu belirleyeceğiz. Sonrasında tam sayımı kesir mi ona bakacağız. Hadi gel bakayım. 4 üzeri eksi 2 dediğim ifade. Hocam pozitif mi? Kesinlikle pozitif. Bak artık söylemekten yoruldum vallahi ama bir daha söyleyeceğim. Tabanın senin pozitif. Pozitif olduğu durumda ne yapıyorduk? Kesinlikle pozitif diyorduk. Beni kuvvet parantez bağlamıyor. Tamam. Tabanın pozitifse kesinlikle pozitifsin. Artı dedim. Bu kesir mi? Evet hocam kesir. 3 üzeri eksi 3 kesir mi? Kesin kesir yapıştır. Bak tabanın 3 kuvvetin ne olursa olsun eksili bir şey olduğu sürece kesinlikle kesirdir. Hocam bak tabanın pozitifse kesinlikle pozitifsin. Önünde de eksim var. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Sonucu bulmuyorum bile ama sen sonucu kesinlikle bul. Geldim hocam. Burası kesir mi? Kesinlikle kesir. Bak onu biliyorum zaten. İşaretimle. Önemli olan burada o. Hocam bak eksi 5'in 3. kuvveti. Tek bir sayı. Parantez içerisinde eksi olduğu için kesinlikle bak şurası eksi oldu. Doğru muyum? E önünde de bir tane daha eksi var. Eksiyle eksiyi çarp. Ne oldu? Artı oldu hocam artı. Artılı bir ifade ve kesirli bir ifade. Anlaşıldı mı? Güzel. Geldim buraya hocam kuvvetim eksili kesinlikle kesir. Kesir yapıştırdım süpersin. Ama hocam dikkat et bak 1 bölü eksi 2 üssü artı 3. Bundan da devam ettiriyorum. Eksi 2 parantezin içerisinde ama kuvvetin tek olduğu durumda kesinlikle eksili olur. Yaz bunu. Eksiği yapıştır geç. Güzel. Güzel güzel olacak ben sizden ümitliyim yani. Güzel cevaplar da geliyor zaten. Süpersiniz. 8. sınıfa sağlam bir şekilde başladık. Okulla beraber dershanenize, etütlerinize, işte o kurs merkezlerinize beraber mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Size ne gerekiyorsa, ne fazlası ne azı. Burada hepsini bulacaksınız hocam. Zaten buraya kadar izliyorsan, seri bir şekilde beğeni devam ediyorsan 20'de 20 yapacağız hocam. Hep beraber, hep beraber. Hadi bakalım. Hadi. Biraz şöyle motivasyonu gazı verdik. Devam ediyoruz. Bana da motivasyon lazım. Sizden gelen dönükler lazım. Onları da yorumlarda bekliyorum. Hocam geldim. Tabanım eksili. Kuvvete bakıyorum. Eksili. O zaman kesinlikle kesir yapıştırdım. Çift mi tek mi olduğuna bakıyorum. Çift. Çift olduğu durumda ne yapıyorduk hocam? Tabanım eksi ya da pozitif olsun. Kesinlikle neydim? Pozitiftim hocam. Pozitif. Kuvvetin çiftse parantezin içerisinde. Eksi artı fark etmez. Kesinlikle pozitifsin. Cebe at. Geldim hocam bak tabanıma bakıyorum. Bir kere eksiliyse kesinlikle kesir. Bunu yapıştırır. Doğru muyum? Hocam tabanım eksili. Kuvvetim tek. Eksi gelecek. Bitti. Bu kadar ya. Tabanın eksi ya da artı. Eksiye baktın. Ha hocam eksi ise bir sıkıntı çıkabilir. Artı olursa zaten hiçbir sıkıntı yoktu. Eksi olduğunu düşündüm. Kuvvete bakıyorum tek mi çift mi? Tek. O zaman ne düşünüyorsun? Eksi yapıştır geç. 5 üstü 3'e baktım. Hocam burası tabanın pozitif. Kesinlikle ne olacaktı? Bak bu eksi buraya dahil değil. Parantezin içerisinde değil. Bunları ayıracaksın. 5 üstü 3 dediğin ifade pozitif. Eksiyle de çarptığın zaman eksi oldu. Yani 5 üstü 3 de tam sayı oldu. Tam sayıda bir negatif sayı. Hatta bu da eksi 125'tir hocam. Cevapladım. Geçtim.
2 üssü 4 dediğim 16, bir de eksim var. Eksi 16 tam sayıda eksi 1 sayı. Artık pratik bir şekilde geçmeye başlıyorum. Hocam eksi 3'ün 4. kuvveti 81 oldu ve artı oldu değil mi? Neden? Çünkü kuvvetim çift, artık bildiğin için artı diyorum. Buraya kesir demiyoruz tabii ki. Tam sayı diyoruz. Geçtim. Güzel. Eksi 2 üssü 3. Hocam eksi 2'yi 3 defa çarpıyoruz. Kuvvetin tek olduğu için ve parantez içerisinde eksi olduğu için kesinlikle eksili bir ifade. Yani eksi çarpı eksi çarpı eksi yapıyorsun. Eksi ile eksiyi çarptın artı. Artı ile eksi çarparsan eksi. E hocam bu nasıl bir ifade? Tabii ki de tam sayılı bir ifade. O yüzden T'yi yapıştırdım, geçtim. 2 üzeri eksi 6 dediğim ifade bak. 1 bölü 2 üssü artı 6 olmaz mı? Ne yapıyorduk? Buraya 1 yazıyorduk. Payla paydanın yerini değiştiriyorduk. Ve bize kesirli bir ifade çıkıyordu. Tabanın pozitifse işarete bilmem ne hiçbir şeye bakmıyordum. Tabanın pozitifse kesinlikle pozitif. Taban pozitifse kesinlikle pozitifte yapıştırdım. Eksi 5'in 3. kuvveti. Hocam parantez içerisinde eksi, kuvvetin tek olduğu için kesinlikle negatif ve tam sayı diyoruz. Güzel. Süpersiniz. Devam ediyoruz. Diyor ki bize üstü ifadelerin değerlerini bulunuz diyor. Bak. Bir daha yapıyoruz. Bir daha. Tamam mı? Burayı size ödev vereceğim. Bak. Burası 1 olsun. Burası 2 olsun. 3, 4, 5 ve 6. Bunları niye böyle yaptım? Hocam çünkü sen yorumlarda hocam 1 bu, 2 bu, 3 bu, 4 bu, 5 bu, 6 bu diye yorumlara yazıyorsun. Videonun sonuna kadar izliyorsun. Sonda da ödevini yapıp yoruma yazıyorsun. Bak 6 tane ödevim var. Tamam mı? 6 tanesini sen bulacaksın. 9 tanesi bende bak. 9'u bende, 6'sı sende. Tamam mı? Anlaşmayı yaptık. Hadi gel. Şimdi başlıyorum ben. Eksi 1 üstü eksi 3. Hocam 1'in hangi kuvveti olursa olsun 1'di. E önünde de eksim var. Eksi 1 olarak yapıştır geç tane bekliyorsun. Tamam. Hocam 3 üzeri eksi 1 nasıl yapıyorduk hemen hatırlatayım. 3 üzeri eksi 1 bölü 1 yazıyorduk. Buradan payla paydanın yerini değiştirip 1 bölü 3 üzeri eksi 1 yapıyorduk. E hocam eksi kalacak mıydı burada? Tabii ki de kalmıyordu. Zaten işareti pozitif yapmak için sen payla paydanın yerini değiştirdin. Yani burası 1 bölü 3 üssü artı 1, yani 1 bölü 3 oldu. Bak burası 1 bölü 3'müş. E önünde de eksi var. Eksi 1 bölü 3 olarak sonucunu yapıştırdın. Geçtin, arkana bile bakma. Arkana bile bakma. Hocam eksi 2 üssü eksi 6. Bakıyorum parantez içerisinde eksi var. E kuvvetim çift ama eksiyle kesirli bir şey gelecek, pozitif bir şey gelecek. Artık senaryolar kafamda oluşuyor. Niye? Bir öncesinde bir sürü biz alıştırma yaptık. O yüzden canlanıyor. Eşittir diyorum. Ne yapıyorduk hocam? Buraya 1 yerleştiriyorduk. Payla paydanı yerini değiştirip işareti pozitif yapıyorduk. Yani 1 bölü eksi 2 üssü artı 6. Buradan da 1 bölü 64 geliyor değil mi hocam? 1 bölü 64'ü yapıştırdık. Neden 64 dedim? Eksi 2'nin 6. kuvveti. Aynı zamanda 2 üssü 6 olarak da yazabiliriz. Neden? Parantezin içerisinde eksi ama kuvvetim çift olduğu için kesinlikle pozitif oluyordu. O yüzden 1 bölü 64 olarak yazabilirim. Bakıyorum parantezin eksi ama kuvvetim çift. Kesinlikle pozitif. Eksili bir sayı var. Kesinlikle negatif. Neden eksili? Kuvvetim eksili olduğu için bak. Kuvvet eksi olduğu için kesinlikle kesirli bir sayı değil mi? Hadi yapalım onu da. Eksi 5 bak. Eksi 5 üssü eksi 4. Yazdım bunu. Hocam ne yapıyordum? Burada 1 vardı. Payla paydanın yerini değiştirdim. 1 bölü eksi 5 üssü artı 4. Buradan da hocam bak. Eksi 5 üssü artı 4. Negatif olursa olsun senin kuvvetin çift zaten. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman 1 bölü 625 olarak yazdın. Buraya da 1 bölü 625'i yapıştırdın. Geldim bak yine aynı bir ifade. Eksi 2 üzeri eksi 2. Hocam 1 bölü eksi 2 üzeri artı 2 yaptım. Buradan da 1 bölü 4 buldum hocam. Yapıştırdım. Geçtim. Bak tek seferde anlamayanlar olabilir. Tekrar tekrar bahsediyorum. Bu konuyu iyice öğrenin, kavrayın, sonrasında geçin. Sakın hızlı hızlı gideyim diye bunları es geçmeyin. Yapamadığınız olursa bana sorun, hocanıza sorun. Yani her yere sorun, tamam bak. En önemlisi bunu yapamazsan köklü de olmaz bak sana söyleyeyim. Şunları güzelce oturttur. Tamam mı? Bunları güzelce kafana yaz. 5 tanesini yaptım, 4 tanesi kaldı. Sonrasında videoyu bitireceğiz. Canın sıkılmasın, devam ediyoruz. Eksi, hocam eksi bir görmeyeyim. Onu en son ekleyeceğim. Çarpı 4 üzeri eksi 1. 4 üzeri eksi 1 dediğim ifade 1 bölü 4 üssü artı 1'di. Yani 1 bölü 4'tü. Önümde eksi varsa eksi 1 bölü 4 olarak yazdım.
Devam ediyorum hocam. Eksi 2 üsse eksi 6. Bak eksiyi bir görmeden gel. 2 üsse eksi 6 dediğin ifade 1 bölü 2 üsse 6'dan 1 bölü 64 müdür? E hocam 1 bölü 64 ama eksiyi görmemiştim. Eksiyi sonradan ekledim. Eksi 1 bölü 64 olarak bulduk. Hocam parantez içerisinde eksi 10 üssü eksi 2. Geldim bunu nasıl yazıyordum? Payda birim vardı. 1 bölü eksi 10 üssü artı 2 yazıyordum. E hocam eksi 10 üssü artı 2 yani eksi ile eksinin çarpımı artı. Buradan da 1 bölü 100 gelmez mi yavrum benim? 1 bölü 100 bizim doğru cevabımız olacaktır. Geldim eksi 2 üssü eksi 3. Eksiyi görmeden ne yapıyordum? İşlemlerime başlıyordum. 2 üssü eksi 3 dediğim ifade 1 bölü 2 üssü artı 3'tü. Buradan da 1 bölü 8 geliyordu. Önüne de eksi var. Eksi 1 bölü 8 olarak yazdım. Geçtim. 10 numara oldu. Mükemmel oldu. Vallahi benim içim o kadar sindi ki bu. Size anlatamam. Mükemmel oldu ya. Şöyle kendime bir daha geleyim. Evet. Üst ifadelere başladık. Çarpanlar katları şöyle bir kenara attık. Tamam mı? Eksiğin varsa da şu an bir bakma. Çünkü 2 hafta geçti. Artık senin üst ifadelere geçmen lazım diyorum. Sebebi ne? Ya geri kalma. Tamam mı? Sonrasında soru çözüm yaparak zaten halledersin. Onu dert etme. Ya ben buradayım. Yayınlarda en kötü soru atarsın. Her akşam saat 8'de 8.30 gibi yayınlara başlıyoruz. E onlara katıl, orada sorularını at. Tamam mı? Bizim için önemli olan şu an konuyu zamanında takip etmek, zamanında sorularını çözmek, dikkatli ve tane tane çözmek. Ha, sen 10 tane de anlıyordursun, başkası 100 tane de anlıyordur. Sıkıntı yok. Anlayana kadar. Yani o gece uykuya yattığında, yani yatağa yattığında rahat uyuyacak kadar. Tamam mı? Her zaman demiştim. Ben de öğrencilik hayatımda. Ben de öğrencilik yaptım sonuçta. Daha yeniyim zaten ben. Ben de öğrencilik hayatımda kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyabiliyorsam ben diyordum ki o gün yeterli çalışmıştırım. O yüzden yeteri kadar çalışalım. Öz çalışalım. Bugünlük bu kadar yeterli. Artık yarın diğer üst ifadelerin konu anlatımı videosunda görüşürüz hocam. Hadi eyvallah.